Sevgili seyirciler, bugünkü İzmir'de sanat programımızda biraz farklı disiplinlerden söz edeceğiz. Mimarlıktan karikatür sanatına doğru bir yolculuk yapacağız. Çok değerli bir konuğum var, Eray Özbek. Hoş geldiniz Eray Merhaba, Bey. Hoş Eray Bey, İzmir'de yaşayan en önemli karikatür sanatçısı diyebilirim rahatlıkla. Ama isterseniz şu içinde bulunduğumuz mekanı kısaca tanıtalım. Efendim bu bina 1938 yılında Mimar Harbi Hotan tarafından yapılmış ve Vakıflar İdaresi için yapılmış bir bina. Ama daha sonra Kültür Park'ta fuar içinde, yani fuar döneminde Pakistan tarafından Pakistan pavyonu olarak kullanıldığı için bugün de Pakistan pavyonu olarak adlandırılan bir mekan ve artık sergilerde kullanılıyor. Ve bu mekanın girişinde bir Artemis heykeli var. Tabii ki Ege'nin de çok önemli sembollerinden biri Artemis. Evet, buradan Ege'den yola çıkarak hemen Ege'li bir karikatür ustasına gelelim. Eray Bey, siz Muğlalısınız bildiğim kadarıyla. Ama sonra mimarlık eğitiminiz İstanbul'da evet. Devlet Güzel Sanatlar evet. Akademisi, o zamanki adıyla, şimdiki evet. Mimar Sinan'da geçti. Peki eğitim bittikten sonra hemen mi İzmir'e geldiniz, yoksa epey bir İstanbul var mı? Hemen geldim. Biraz fazla sürdürdüm ben eğitimi. Yani yeterince İstanbul'da kaldım. Talebeliğimde türlü bürolarda falan çalıştım. Fakat biraz aile özleminden, biraz o zaman biz Karşıyaka'da oturuyorduk. Karşıyaka özleminden buraya geldim. Bir de çünkü Ege Üniversitesi'nin bir Buca'da ek okulu vardı, mimarlık okulu. Orada asistan olarak göreve başladım. 2 yıl sonra askere gittim. Sonra hep İzmir'deyim. Mimarlığın her türlü olabilecek yani, işinde görev yaptım. Hem akademisyen olarak çalıştım. Hayır, 2 yıl sonra askere gittim. Dönüşte ayrılmıştım. Tamamen serbest mimarlık yaptınız evet, ondan sonra. Mimarlık yaptım. Peki, İzmir'i seçmenizin nedeni nedir? İzmir'in sizin için önemi ne? Şimdi Muğla doğumlu olmama rağmen annem babam öğretmendi. Onların atanması dolayısıyla biz Bergama'ya geldik. Ben ilkokulu ve ortaokulu Bergama'da okuduğum için her ne kadar her yaz Muğla'da geçirsek bile Bergama'nın benim şeyimde çok büyük yeri vardır. Hem ilkokul hem ortaokul olduğu için çok özel bir ortam vardı o sırada Bergama'da. Evet. Çok ilerici bir ortam. Onun için Bergama yakınında gene ailem bu sefer İzmir'e tayinleri çıktığı için biz İzmirli olduk. İzmir. Fakat aşağı yukarı 54 yani 70 yıla yakın İzmirliyim ben. Evet, sizinle bir ortak yanımız daha, çünkü benim de baba evet. tarafım Bergama. Evet. Ama evet, çok... benim İzmir'e yerleşmem aşağı yukarı 5 evet. yılı biraz geçti. Evet. Yani yıllar sonra baba memleketine evet. yerleştim diyebilirim evet. ama evet. tabii gerçekten ülkemizin en evet. güzel kenti belki de İstanbul'la evet. çok rahat yarışan bir kentimiz. Evet. Peki mimarlıktan karikatüre herhalde zaten birini bırakıp diğerine geçmediniz. Evet. Karikatür sanatıyla ilgilenmeniz hangi yaşlarda başladı? Şimdi şöyle oldu. Ben ta okula başlamadan evvel gene annemin babamın öğretmenliği dolayısıyla her çocuk gibi bir şeyler çizmeye meraklıydım. Değişiklik o ki çok ilgilenip teşvik ettiler. Hatta ilkokulda ve ortaokulda, hatta ilkokuldayken ortaokuldan birçok hocalar bana yardımcı oldular. Yani onların hakkını ödeyemem. Bir şeyler yapabiliyorsam ama hep daha onları... çok resimdi herhalde değil mi? Tabii okulda. Resimdi. Hatta öyle resimdi. Fakat ilkokulda benim baş öğretmenim çok özel bir insandı. Haluk Elbe. Sen bir resim sergisi açacaksın dedi bana 3. sınıftayken. Ben bir resim sergisi açtım. Ve bir deniz subayı abimiz gelmişti. Aa bunlar karikatür dedi. Ben tabii çok kırıldım. Ben resim yaptığımı zannediyordum. Böyle katır kutur bir şeyi ilk defa duyuyorum orada. Evet.
Ondan sonra ben karikatürcüyle tayin olmuşum o zamandan. Yani evet. Zaten o sıradaki öğretmenlerim falan benim karikatür tipi şeyler çizmemi çok kızarlardı. Desenim bozulacak bilmem falan derlerdi. Ama sonra destekleyen hocalarımız da oldu. Mesela Karşıyak Lisesi'nde Şeref Bey, Şeref Bigalı bizim hocamızdı. O da sakın ha diye karikatür çizmemi önerdi. Fakat sonra gelen hoca beni çok yüreklendirdi. Ben daha o mimarlıktan evvel karikatürle tanışmış oldum. Tanışmış oldunuz. İlk sergileriniz ne zaman oldu? Karikatürle ilgili mi? Evet. Şöyle, akademiye girdiğim zaman orada bir karikatüre meraklı, çok yetenekli abiler grubu vardı. Onlarla beraber karma sergilerle başladım. Ama kişisel sergim çok sonra. Yani zaten bir süre karikatürle uğraşamadım. Tamamen mimarlıkla uğraşmak zorunda kaldım. Aşağı yukarı 15 sene. Sadece evet. Seyirci olarak evet. İzledikten sonra ancak sergilerime başlayabildim. Evet. Peki karikatürle tabii ilginiz hep devam etti. Yapmasanız evet, bile. Evet. Ama o dönemlerde sizin usta olarak gördüğünüz, evet. Belki etkilendiğiniz tabii. Çizerler kimlerdi? Vallahi şöyle, hem yerli hem yabancı. O evet. Zaman biz tabii en yaygın dergi biliyorsunuz Akbaba'ydı. Tabii. Akbaba'da bir yerli karikatürcüler kadar tamamen dışarıdan karikatürcüler alınırdı. Çoğunluğu Fransız olan bir takım karikatürler. Hepsinden çok etkilendim elbette. Fakat ta çocukluğumda Cemal Nadir'i izleyerek onun şeylerini, bant karikatürlerini, diğer özellikle bant karikatürlerini izleyerek tabii çok evet. Etkilendiğimi söyleyebilirim. Sizin karikatürleriniz Akbaba, Diyojen, o dönemin evet. Bütün mizah dergilerinde yer aldı herhalde. Değil Hayır mi? Değil. Şöyle, İstanbul'a gittiğimde önce şeye özendim. Akbaba'ya tabii gittim. Defalarca giderdim. Yusuf Siyah Ortaç baş yazar ve şeyin beni alırdı. Yarım saat konuşurdu. Bazı tavsiyelerde bulunurdu. Çok kasvetli olduğunu söylerdi. Bütün yani aşağı yukarı iki sene boyunca her ay aşağı yukarı bir kere gitmeme rağmen o uzun konuşmalara rağmen bir tek karikatürüm yayınlandı Akbaba'da. Ben ondan bir hayli şey yaparak, kırılarak yeni Aziz Nesin bir Zübük diye bir tabloid evet. Şey dergi gazete çıkarıyordu. Doğru ona gittim. Ona gittiğimde artık ben Akbaba'da şey yapmadım ama böyle sırada Aziz Nesin'in de böyle en parlak yılları değildi. Henüz yeni yeni şeyde parlıyordu. Burada artık beni kabul ederler diye burnum havada girdim. Böyle benim karikatürlerime bir aradı, baktı, etti. Olmamış bunlar daha çalışın dedi, verdi ve ben kapının önüne çıktım, ağladım. Aziz Bey mi? Beğenmedi. Evet. Ama sonra defalarca gittim, birçok karikatürüm çıktı. Çok yararlandım onun önerilerinden. Hı hı. Aslında o da biraz karikatür çizerdi. Pek vakit ayırmazdı ama çok ilginç şeylerinden hala omuzumun üstünden bakıyor ben bir şey çizerken. Çok iyi. Peki yazılı karikatür, yazısız karikatür ne evet. Dersiniz? Bir tercihiniz şimdi, olur mu? Bizim o zaman gelişen gelenekten ötürü de tabii ben çoğunlukla yazısız karikatüre alıştım. Ama yazılı karikatüre bizim camiadan çok sert yüklenildiğini düşünüyorum. Bugün çünkü dünyada halen yayınlanan on binlerce karikatürün %90'ı yazılı karikatür. Evet. Yani halk bunlarla ilgileniyor. Öbür tarafta yazılı karikatürün herkes tarafından anlaşılmadığını, yazısızın herkesin anlaşıldığını söylüyorlar ama o da mükemmel bir görüş değil. Bu galiba çünkü, alışkanlık değil mi? Çizgi romanların falan getirdiği olabilir. Bir alışkanlık. Ama yani çok şeyse ne bileyim mesela bir Japon'un çizdiği bir karikatürü onun adetlerini bilmediğimiz için biz hiç de anlayamadığımız oluyor. Tabii. Adetler değişik, kullanılan eşya değişik çizimlerde buna mukabil kelime esprisi falan değilse
Pekala, altına İngilizce yazdığınız zaman çok daha fazla insan bütün dünyada anlayabilir. Ve ben resim olayından ziyade böyle tiyatroya falan yakın olduğunu düşünüyorum karikatürün. Yani kendim yaparken, yazarken, ederken de bunun içinde yazının da gerekli olduğu kadar fazla uzatmadan, şey yapmadan pekala kullanalım. Yani benim için, tabii kimseyi eleştirmek istemem, benim için önemli olan mizah. Bu her türlü vasıtayla, sözle, çizimle, heykelle, hatta ne bileyim ben müzikle ifade edilebilir diye düşünüyorum. Tabii. Tam yani, da bu noktada izleyicilerimize bir duyuru yapmak isterim. Bu programın yayınlandığı Salı gününden 3 gün sonra, yani 17 Aralık'ta İzmir Uluslararası Mizah Festivali başlıyor. 5. yılındayız ve ilk 3 yıl tamamen ulusal düzeydeydi. Bizim sanatçılarımız işte rahmetli Tonguç, sonra Tan Oral, yani büyük ustaların sergileri oldu. Turgut Çeviker hep bizim danışmanımız ve onun küratörlüğünü yaptığı toplu sergiler oldu. İşte mesela geçen yıl festivalin büyük çoğunluğunu online yapmak zorunda kaldık pandemi nedeniyle ama Adnan Saygun'da sergilerimiz açıktı. Tan Oral'ın İş Aş Eş sergisi vardı. Bir de Turgut'un seçtiği bir sergi, karikatürümüzde toplumsal eleştiri ve mizah diye. Gerçekten de yani bizim karikatürist sanatında çalışan eski ustalardan genç ustalara kadar yani siyasal bilinç, bir toplumsal sorunlara ilgi gerçekten birçok ülkeden daha fazla olmuş. Onu görüyoruz zaten. İşte Cemal Nadir'den başlıyor. Daha da eskiye gidiyor biliyorsunuz. Osmanlı döneminde başlıyor. Ve hemen bu yıla geleyim. Şimdi 17 Aralık'ta 3 sergimiz açılacak. Bu yılki Mizah Festivali'nin teması mizahın popüler kahramanları. Yani popüler kahramanlar deyince siz demin çok güzel söylediniz. Mizah sadece karikatürde değil, yazında, tiyatroda, sinemada, hatta görsel sanatlarda, hatta müzikte hepsi var. Ve nitekim bu yılki programda bütün bu sanat dallarından örnekler göstereceğiz. Bir hafta sürecek festival ve festivalin ilk günü, yine karikatürle başlayalım, çok önemli bir ustamızın karikatür sergisi ama tek bir temada, Abdülcanbaz, Turan Selçuk'un Abdülcanbaz'ının sergisini yapacağız. O serginin yanında gene Turgut Çeviker'in küratörlüğünü yaptığı karikatürümüzde tipler, yine yani bu mizahın popüler kahramanları teması çerçevesinde karikatür ustalarımızın tipleri. Onlardan oluşan bir sergi. Tabii program çerçevesinde halk kültürü de mizah var. Sabri Koz anlatacak bize. İşte Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a kadar sayısız kahraman var bizim halk kültürümüzde. Onları anlatacak ve tabii Karagöz de önemli bir figür olduğu için de Cengiz Özek hem geleneksel bir Karagöz hem de çağdaş bir Karagöz oyunu sergileyecek ve kendi orijinal Karagöz figürlerinden de bir sergi açacak. Bütün bu sergiler 17'sinde Adnan Saygun'da açılıyor. Evet. Sizi de bekliyoruz. Tabii inşallah kaçırma. Şimdi mizah deyince sizin için temel mesele ne? Yani mizah eleştiri midir? Sadece güldürmek midir? Mizahtan siz ne anlarsınız? Şimdi tabii ben bir akademik şey yapmaktan ziyade kendi anladığımı söylemek istiyorum. Hiç şüphesiz mizah insanı mutlaka daha derin düşünmeye zorlayan bir şey olmalı.
Yoksa mesela beni etkilemez. Sıradan herhangi bir gıdıklama gibi güldürme olayı zaten yani bazen değil etkilemek anlamıyorum bile. Yani onun için benim kişisel fikrim bu daha ziyade böyle batılıların humor dedikleri zeka oyunu olan ve insanın düşündüğü zaman kendi kapasitesi tabii şeyince müsaadesince evet burada çok tatlı bir oyun var. Bundan deyip eğer bir mesajı varsa zaten ondan sonra etkilenecektir. Benim mizahtan anladığım böyle bir şey. O mesajı biraz satır arası vermek gibi bir şey değil mi? Yani çok kaba bir biçimde güldürmek değil. Ay şimdi zaten hele öyle bir devirdeyiz ki bizim eski zamanımızda Turan abi, Semih abi falan, onların zamanında Ali Ulvi. Tabii. Bunlar fevkalade entelektüel adamlardı. Bir fikri dayatırlardı. Hı hı. Bu yanlış ama bu doğru. Şimdi bizim gelişen kitlemiz bu doğru diye dayatmaya tepki gösterir. İstemez. Biz evet. onu yapamıyoruz ve zaten artık yapmamalıyız. Evet. Yani benim kanımca biz evet burada bir yanlış var onu dedirtebiliyorsak düşünmeyi ve üretmeyi, alternatif çareyi üretmeyi mutlaka karşısında bırakmayız. Yoksa zaten bizi itiyorlar, evet. dinlemiyorlar. Haklı bir şey söylüyorsak da burada bir dayatma var, bir esir alma var. Onun için bence şeyin böyle olması lazım. Evet. Böyle düşünüyorum evet. artık. Öbürünü biz beceremeyiz yani. Artık bir ortam müsait değil. Evet. Açılışında festival, mizah festivalimizin Turan Selçuk Usta'ya bir saygı. Fakat aynı evet. zamanda Abdülcanbaz karakterinin yaratılmasında iki önemli yazarımızın da bilirsiniz evet, evet. katkısı var. Hem Rıfat Ilgaz evet, ve Aziz Nesin evet. belli dönemlerinde evet. onlar yazıyorlar metinleri ama sonra Turan evet. Selçuk kendi devam ettiriyor. Ama önce biliyorsunuz oğlumsuz bir tiple başladı. Evet. Hatta ismi önden Abdülcanbaz'dır. Evet. Yani biraz üç kağıtçı bir tip olarak başladı. Sonra dönüştü. Fakat onu tamamen inisiyatifini alınca Turan abi onu olumlu bir halk kahramanına çevirdi. Evet. Yani, evet. O da o çok da, enteresandır yani. Şey, böyle evet. bir popüler kahramanın evet. renk değiştirmesi. Evet. 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 Şimdi bir iki şeyden daha söz edeyim. Mesela Rıfat Ilgaz, Abdülcanbaz nedeniyle konu edilecek ama tabii şey de geliyor hemen arkasından programda Ha Babam Sınıfı var. Evet. Evet çok kişi izlemiştir mutlaka evet. Ha Babam Sınıfı'nı ama tabii belki tekrar izlemek isteyenler için onu tekrar göstereceğiz ve Aydın Ilgaz, evet. Rıfat Ilgaz'ın oğlu bize onun hikayesini anlatacak. Yani evet. filme alınma serüveni. Ne yazık evet. ki Rıfat Ilgaz gibi bir usta biliyorsunuz çok büyük sıkıntılar yaşamış evet. bütün hayatı boyunca. İşte, ve onlardan bir tanesi de bu eserlerinin telifleri, bu eserlerin evet. sinemaya aktarılması. Evet. Yani bu kadar belki her gün televizyonu evet. açtığınızda bir kanalda her saat, karşınıza her saat. Çıkabilir. Ama oradan Rıfat Ilgaz herhalde yok. Çok evet. az bir şey kazanmıştır. Evet. ve ilk yapılan tabii ki o karakterleriyle, evet. Rıfat Ilgaz'ın yarattığı karakterlerle bence bizim güldürü sanatımız için önemli bir yapıttır. Ama hatta orada bile, zannediyorum Aydın Ilgaz anlatacak, orada bile Rıfat Ilgaz'ın yazmadığı bir iki karakter eklenmiş sinemacının evet. bakışıyla. Evet. Atıf Yılmaz önce yapmak istemiş. Hmm. Hatta fotoğrafları var Rıfat Ilgaz'la görüşürken. Ama sonra ne olduysa galiba sansüre takılmış. Ha. Geçirememişler sansürden. Evet. Daha sonra Arzu Film, Ertem Bey onu sansürden geçirmiş ve filmi evet. çekmiş senaryoyu. Ama o zamanlar biliyorsunuz senaryolar daha evet. film çekilmeden sansüre girerdi falan. Sinema böyle ama popüler kahramanlar olarak biraz dünyaya da baktık. Örneğin Roman sinemasında bilirsiniz çizer olarak Ion Popescu Gopo. Gopo çizgi film dünyasında en büyük ustalardan biri. Yaşamıyor tabii şu anda.
onun filmlerinden bir seçki var. Evet. Ve Romanya'dan bir öğretim üyesi ve sinema yazarı gelip Gopo'yu anlatacak bize. Evet. Biraz şeye uzanıyoruz, belki Gopo'dan hareket ederek. Balkan karikatüründe popüler figürler. Evet. Ve o konuda da Balkan karikatürü, belki bilirsiniz, Lubomir Miroslav. Biliyorum. Tanırsınız. Evet. Lubomir gelecek ve o da bize Balkan karikatürünü anlatacak. Bir de Ukraynalı gelecekti Karadeniz'e ama aşısını olmadığı için gelemiyor. Böyle. Şimdi Balkanların ve Türkiye'nin karikatürde bu kadar güçlü olması, değil mi? Bugün belki hani 3-5 ülke saysanız mutlaka bu bölge, tabii evet, belki Rusya'yı da kapsayarak, evet, çok verimli bir bölge. Bir de tabii Fransa, Belçika, evet, mutlaka sayılması gereken ülkeler. Neden acaba? Yani sorunlar mı yaratıyor sanatı? Sorunlar yaratıyor. Çünkü, ya da şöyle diyeyim, en azından bunun içindeki acı ıstırap diyeyim, bölümünü, dozajını arttıran bir ortam. Hiç unutmam, gene Ankara'da Nezih'in festivallerinden birinde, evet, bir Ukraynalı karikatürcü sergi açmıştı. Bitişik odada da Hollandalı karikatürcülerin sergisi vardı. Beraber geziyoruz Ukraynalıyla. Tabii Hollandalıların karikatürleri çok böyle latif, hoş, gıdıklayan, evet, böyle tatlı tatlı esen karikatürler. Öbüründe resmen, dediğim gibi, yani o kelimeyi kullanıyorum, acı demek etmiyor, bir ıstırap seziliyor. Ve baktı baktı, no problem, no karikatür dedi. Hollandalılar sergisine. Yani zaten o seviyede, evet, konuşuyoruz İngilizceyi, evet, filan. No problem, no karikatür dedi. Şimdi şey de, Tan abi de söyler arada bir, keşke karikatürü olmasaydı der. Hani karikatürü, evet, ilerletelim dedi, keşke karikatüre ihtiyaç olmasaydı der. Evet. Yani Balkanların şeyi de, bu o düzeyli karikatürün bedeli bu. Evet, evet. Yani. Nezih'ten söz ettiniz, evet, Nezih Danyal. Evet. Gerçekten evet, yayınlarıyla Karikatür, evet, Vakfı ve Karikatür, evet, Ankara'daki Karikatür Festivali ile çok önemli katkıları, evet, oldu karikatür, evet, sanatına. Ben de çok severim çizgilerini. Evet. Geçen gün konuştum, evet, ve önümüzdeki yıl zannediyorum onu burada ağırlamak şansına, ay, inşallah, kavuşacağız. İnşallah. Ve size de önümüzdeki, evet, yıl, bilmiyorum en son İzmir'de ne zaman bir karikatür serginiz oldu, sizin de bir serginiz, evet, olmasını, ay, rica teşekkür edeceğiz. Teşekkür ederim. İnşallah, bak, şey yaparsam, bir konuydu vesaireydi, düzgün bir şeyle, düzeyli bir şeyle çok çıkmak isterim. Yani İzmirliler tanıyor ama belki genç kuşakta, evet, tanıması, evet, gerekir evet, işlerinizi. Bir son şeyle bitirelim. Karikatür sanatında telif meselesi, evet, nasıl? Yani örneğin iyi kötü edebiyatta, sinemada, müzikte, bu üç, evet, alanda eser sahibi net ve onların hakları korunuyor. Evet. Dünyada çok iyi korunuyor. Türkiye'de nispeten, evet, yazarların iyi ama sinemacıların uygulamasında çok büyük zaaflar var. Tiyatro sanatımız ne yazık ki tiyatro metni dışında, evet, bir eser olarak kabul edilmiyor henüz yasada. Yani bir, evet, yönetmenin yaptığı bir işin hiçbir telif. Görsel sanatlarda, mimarlıkta tabii telif hakkı korunuyor, değil mi? Orada bir sıkıntı yok. Belki iki yanınızla, mimar yanınızla, hep düşünmek ama lazım. Karikatürde, evet, durum nasıl? Şimdi bizim biliyorsunuz, dergilerde, gazetelerde profesyonel olarak çalışan ve hatta bütün hayatını böylelikle kazanmış birçok arkadaşlarımız için bu konuyu daha ziyade onlar bilebilir. Ben biraz mimarlığın desteğiyle hayatımı geçirdiğim için bu şey meselesinde, karikatürdeki şey konusunda konuşmak için
çok yetkin değilim. Ama zaten mimarlıktan destek aldığım için ben her zaman bu görev bana düşer diye telif hakkını hep mesele yapmışımdır. Evet. Yani nasıl olsa beni kovamazlar evet. diyerekten hep bunu, şunu var. Yani ve de talip olduğum şey yüksek bedeller filanlar değil. Ama bir şey olsun, bir bedeli olsun ki bu örnek olsun. Evet. Bu belki yarışır, büyür filan diye. Bir ikinci nedeni de bütün sanatlarda benim gördüğüm büyük kitle, tabii sanatsever çok seçkin bir kitle var, onlara değil sözüm. Ama çok büyük bir kitle para vermediği şeye saygı duymuyor. Maalesef. Yani parayı sırf saygı duysun evet. diye alabilirsiniz. En somut örneği şudur. Bir yerde bir broşür dağıtılıyorsa o çöpe gitmeye mahkumdur. Evet. Üstüne 5 kuruş değer koyarsın evet. adam onu atmaz evet. kitaplığına koyar. Eray Bey çok katılıyorum. Hatta bu vesileyle yine bir evet. duyuru yapalım. İzleyiciler evet. açısından bir olanak. Evet. Festival süresince bir hafta bütün etkinlikler evet. ücretsiz. Evet. Ama ben hep Büyükşehir Belediyesi'nin kültür dairesinde hep bu konuyu gündeme getiririm ve evet. derim ki mutlaka az da olsa ki evet. yüksek olmamalı evet. çünkü evet. bir kamu kuruluşudur, evet. bir kamu hizmetidir. Belirli bir ücret olmalı görüşünü savunuyorum. Çok az da olabilir. Evet, evet. Yani belki önümüzdeki yıllarda bu evet. yönde daha adım atılır. Evet. Zaten Adnan Saygun'un normal konserlerinden bir bölümü evet. ücretsiz ama bir bölümü de ücretli. Evet. Hele artık şimdi yabancı bir müzik insanını Türkiye'ye getirdiğiniz zaman Euro'nun şu andaki haliyle evet. herhalde onu hiçbir karşılığı olmadan sunmak evet. çok zor olacak. Evet, hatta bitirirken şunu da söyleyeyim, müziğe konuyu getirdik. Festivalin kapanışı 17 Aralık'ta başlayan festival 23 Aralık'ta yine Adnan Saygun'da bitecek. Ve bir konserle, Komi Klasik ve Eftal Altun diye bir önemli viola sanatçımız var. Aslında devlet sanatçısı. Fakat o bu işleri çok seviyor. Danny Kaye gibi. Ve İbrahim Yazıcı şefliğindeki El Ele Müzik Orkestrası, Adnan Saygun'un sürekli orkestrası haline geldi. O orkestrayı İbrahim Yazıcı yönetiyor ve Eftal'ın solistliğinde komik bir konser. Yani belki İzmir'de ilk yapılıyor, bilmiyorum. Ben hem sizi hem izleyicilerimizi 17-23 arasında 3 ayrı mekanda etkinlikler var. Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde. İzmir Sanat'ta bu evet, Kültür evet. Park içindeki artık herhalde İzmirlilerin bilmeyen yoktur. Evet. Sinema, tiyatro ve her türlü etkinliğe açık. Ve Fransız Kültür Merkezi'nde 3 evet. ayrı mekanda etkinlikler olacak. Evet. Orada tekrar görüşmek tabii, dileğiyle tabii, diyelim. Inşallah. Çok çok teşekkür ederiz Eray Bey. Ben teşekkür ederim ilginize. Çok keyifli bir söyleşi herkes, oldu. Sağ olun, benim için de. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta gene Mizah Festivali kapsamında mizah konusu üzerinde duracağız. Yeniden görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum.